Önce haberden mutlu akşamlar kıymetli izleyenler. Ben Ahmet Çelik, Düzce'nin ve bölgenin gündemiyle karşınızdayız. Efendim geçtiğimiz hafta sonunda ciddi manada Düzce'de bir sel afeti yaşandı. Artan sağanak yağışlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın yaptığı uyarılara rağmen Düzce'de yine birçok maddi hasara meydana getirdi. Can kaybımız yaşanmadı ama ciddi manada bir maddi kaybımız var. Bu konuyla alakalı en çok etkilenen ilçelerin başında Yılca geliyordu. Hemen ardındansa Gölyaka bu selden en çok mağduriyet yaşayan ilçelerin başında geliyor. Bununla beraber Düzce'nin merkezinde küçük sanayi sitesinde çok ciddi anlamda bir maddi zarar var. Bununla beraber Düzce'nin genelinde de yine bu sel psikolojisi adeta her yıl tekrarlanması nedeniyle bir ihmal var mı sorusunu gündeme getiriyor. Bu konuyla alakalı yetkililerden, sanayi esnafından, Düzceli vatandaşlardan, özellikle devlet su işlerinin yıl içerisinde sair zamanlarda yapması gereken bakım ve onarımı yapmadığı gerekçesiyle, bir ihmal söz konusu olduğu gerekçesiyle bu taşkınların yaşandığının değerlendirilmesinin yapıldığı bazı çevreler de var. Bunların hepsini sizlerin yorumlarını bırakıyoruz. Bugün sabah saatlerinde Öncü TV'nin Güne Merhaba programının konuğu Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan oldu. Yakup Demircan sel afetinin bilançosunu, Gölyaka'daki bilançosunu Öncü TV'de anlattı ve yaşanan mağduriyetin hangi boyutlara ulaştığından bahsetti. Düzce'yi vuran sel felaketinden Yılca ilçesinin ardından en büyük zararı Gölyaka ilçesi görmüştü. Sel felaketinin ortaya çıkardığı tahribatın giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ederken, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Öncü Televizyonu ekranlarının ilgiyle izlenen, Öncü Televizyonu Haber Müdürü Canan Üstüner'in hazırlayıp sunduğu Güne Merhaba programında yürütülen çalışmaları anlattı. Son yıllarda yağışlarla birlikte taşan Efteni Gölü için tedbir alındığını ifade eden Demircan şöyle konuştu. Bunun 2750 dönümü mısır, çoğunlukta olmak üzere pancar, buğday. Ama Yakup 250 Bey, dönümde herhalde bu göl ağaçlar... orman işletme deposunun tomrukları, tomrukları. Bunlar da her sene bu şekilde su altında kalıyor. Evet. Her sene su altında kaldığı için onlar da mağdur oluyorlar. Bizim de orada bir teknemiz var. Onlarla toplamaya uğraşıyorlar bazen ama onlar da zorluklar. Bunu da buradan zaten artık göl kontrol altında alındığında devam edilebilir. Ama bu şekilde olduğu müddetçe bunun da buradan kalkması gerekir. Yani bu gölün yükselmesi yüzünden mi en büyük mağduriyeti evet, göl yapıyor? Evet, gölün yükselmesi yüzünden yaşanıyor. 264 kilogram metrekareye yağmur düştü. Evet. Yılca bölgesinde. Korkunç. Biliyorsunuz bölgemiz Gölyaka olarak, Düzce olarak su havzasındayız. Küresel ısınmadan da etkili en son İstanbul'da İSKİ Genel Müdürlüğü'nde Asya Yakası Su Şube Müdürü'nün bir toplantımızda başkanım dedi. Efteni Melen Su Havzası dedi. Küresel toplantılarda, yurt dışı toplantılarda da bunların gündeme geldiğinden bahsetti. Evet. Efteni bölgesinin küresel ısınmadan etkilenmeyeceğini, yağışların azalmayacağını söyledi. He, bu ilimiz için, bölgemiz için sevindirici bir durum. Ama bu şekilde bu seller olunca da afete sıkıntı, dönüştüğünde evet. Ama bunların da tedbirlerini devletimiz en kısa zamanda bu sene içerisinde alacak. Peki bu zamana kadar neden alınmadı Yakup Bey sizce? Arka planında onu da anlatalım. Şimdi, bir vatandaş niye her şeye arka böyle plandakini oluyor? Meselesini devletimiz ihalesini yapmış. Evet. Firma çalışıyor. Bu çalışma süreci içerisinde oluyor bunlar. Anladım. Şu an firmanın orada çalıştığını ben biliyorum. Kendim Hacı Yakup köyündenim. Evet. Aksu Deresi üzerine 5 metre genişliğinde ana regülatörleri köprü olarak yaptılar. Gölün etrafını yurt dışından mebranlar geldi. Gölün etrafının setlerine topraklar taşımak suretiyle setleri yapıyorlar. Çok ciddi bir çalışmaları var. Fakat bu çalışmalar 7000 ilk etapta gölün aynasını 385 hektar göl aynası olacak şekilde. Mod dediğiniz bu herhalde. Hayır, bu milli parkların moddur. Evet. 7781 metre uzunluğunda setli olacak ilk evet. etapta. Bakın çok ciddi bir yol. Evet. Çok ciddi bir metre uzunluğu. 7781 aşağı yukarı 8 kilometreye yakın gölün etrafında bir setli olacak. O setli olduğunda böyle bir olumsuzluk yaşanmayacak. Bitti yaşanmayacak. Yani. Çünkü niye yaşanmayacak? Ben yetkililerden almış olduğum bilgi de
Şu anda İçmeler köyüne basan su 119.80 koduyla su bastı. Bu setteler yapıldığında gölün 122 kodunda sette yapılacak. 122 kodunda sette yapıldığında 119.80 olduğundan 2,5 metreye yakın bir yükseklik olmuş olacak. Ve içmelere kesinlikle hatta su basmayacak. Hatta dedim ki dün valimiz toplantıda içmelerde iki köprü var. Köprünün birini yıkalım. Vatandaşta bir algı oluşmuş. Evet. Köprünün altında ayaklarını korumak babıyla karayolları taşlar koymuş. Evet. Bir de birit yapmış boydan boya. Şimdi gelen su biliyorsunuz bizim oranın kod seviyesi düz gidiyor. Su cuma yeri 9 tarafı gibi yokuş aşağı akmadığından, durgun aktığından ama akış kuvvetli. Ama vatandaş akmıyor. O birit, o setteler çamur ümili biriktiriyor geriye doğru. Bizim köyümüzü basıyor algısı var vatandaşta. Ben konuştum mesela, o köprü yıkılsa bile bir önlem alınmadığı vakit içmeleri yine sel basar diyor. İçmeler görüntüsü de var arkadaşlar, ilerleyen görüntülerde. Bakın burası bizim iskelemiz. Evet. Bu iskelemiz zaten önümüzdeki günlerde. Evet bakın burası. Burası içmeler. Evet diyor. İçmeler. Şu an burada su 119.8 koduyla burayı bastı. Ki şükür ama, ki can kaybı yaşanmamış. Evet demiş, çok şükür. Ama gölün etrafının setteleri yapıldığında 122 kodunda olacak. 122 kodunda olunca burayı bir daha su basmayacak. Peki hanelerde yaşıyorlar mı şu anda tabii burada? Hanelerde yaşıyorlar. Yani hayır şu anda bu afetten sonra. İşine dostuna, oradaki yakındaki komşularına. Çekilme burada başladı mı su? 41 hanemiz var. Çekilmeye başlandı. Okul alanındaki sular çekildi. Köyün merkezindeki sular çekildi. Caminin yanındaki sular çekildi. Ama 40 hanede şu anda yine girilemeyecek, birinci katlara girilemeyecek evet. şekilde su var. Devletimiz onlara KYK yurtlarına gitmek isteyenlere 3 öğün yemek vermek suretiyle evet. orada barındırmayı taahhüt etti. Ama gitmeyenler de kolu komşu, akrabası çünkü aynı orada birbirine akraba herkes. Evet. Evine su giren var, girmeyen var. Birbirlerine komşuluk ilişkileri içerisinde devam ettiriyorlar. Peki. Akşam biz de gittik orada onlarla sohbet ettik. Dondurma dağıttık, dondurma yedik. Peki İbrahim Bey. Kızılay'ımız pidelerini getirdi. Bir önceki destek akşam belediye olarak pidelerini getirdik. Kızılay'ımız yine dün sabah çorbalarını getirdi. Yani vatandaşlar da ihtiyaç olduğunu. Devletimiz şu an gıda ihtiyaçlarını evine giremeyenler karşılasın diye kaymakamlığımız valilik kanalıyla, AFAD kanalıyla 5.000 lira hanelere bir yardımda bulunuyor ilk etapta. Evet. Yani vatandaşlar da şu an vatandaş şöyle diyor ya ben evimi yapmışım tekrar evimi onaracağım. Mutfak dolabı yapmışım 60.000 lira, 100.000 lira, 80.000 lira mutfak dolabı. Vatandaşlar haklı. Evet. Vatandaşlar mağdur olmuş. Yani burada mağduriyet var mı? Var. Devletimiz bunların ne noktada mağduriyetini gidereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz ki devletimiz güçlüdür. Vatandaşlarımızı memnun eder. Çünkü bütün kurumlarımız valinin emriyle birlikte çok ciddi çalışmaları bitirdiler şu ana kadar. Çalıştılar. Şimdi bak Sayın Bakanımız İbrahim Umaklı Bey bu şekilde Gölyaka'da 11. ayın sonuna kadar müteahhite de ciddi talimatlar verdi. Evet. Gölün ilk etapta 7.781 metrelik settesini bitirmesi için talimatını verdi. Evet. Bu sette bitince zaten sel olayımız olmayacak. Ondan sonra ikinci etabı da içmeleri de içine alacak şekilde meleni kıyıdan koruyacak şekilde settelerin yapılmasının evet. talimatını da verdi. Ve ikinci etapla birlikte 5. aya kadar biliyorsunuz bu bölgelerde sellerimiz genelde 6. ve 7. ayda oluyor. Yaz döneminde oluyor. Kışın değil, yazın oluyor. Bu bölgenin coğrafyanın kaderi yapısı bu. Böyle. Kaderimiz. Evet. Ama 5. aya kadar ikinci etapla dahil bitirmesinin sözünü verdi. Şu yükselmeye bakar mısınız? Yani gerçekten baktığımızda efendim hani biz sadece gördüğümüzü yorumluyoruz ama bir de orada yaşayanların sizlerin tabii, yani. Şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Evet bunu bir diğer ilçeler mağdur olmadı. Düzce'mizin diğer bölgeleri mağdur olmadı anlamında söylemiyorum. Tabii ki. Kesinlikle diğer ilçedeki vatandaşlarımız var, evet. yanlış anlamasın. Ama İki günde ilk gün normal toprak doyumu ve ikinci günde güçlü bir selle birlikte ilçelerimiz, köylerimizden Yılcası, Boğaziçi'si, Beyköy'ü, Gümüşova, Çilimlisi, Cumayeri neyse. Evet. Akçakocası. Seller oluyor,
İki gün sonunda bitiyor ama Gölyaka bir ay geçse de evet. Gölyaka bir ay geçse de Gölyaka'nın sıkıntısı bitmiyor ve bitmeyecek. Evet. Bu suyun çekilmesi bir ayı bulur. Akabinde ciddi ilaçlama, sağlık açısından, zirai evet. tarım açısından evet. ilaçlamalar, hastalık açısından, haşerat açısından. Yani 3-4 ay alacak bir yani bu, baktığımızda bir yani süreç. Yani Gölyaka'da bu süreç 2-3 ay daha sürer. Çünkü evet. meraya giden hayvanların, otların yetiştirmesi, o meraları çünkü düşünün. Melinimizin, Efteni Gölü'nün, Melin'in karşı tarafında Bahçeköy, Paşa Konağı, Ballıca, Bostanlık, Sadova, Köprübaşı, Gölorman meraları. Evet. Bir iki tarafta Hacı Yakup, Hamamüstü, Açmaköy, Gölyaka, yine Yazıpınar, Esenmahalle ve İçmeler meraları. Bu meralardaki otların o çamurdan sıyrılıp o kıpkırmızı şimdi güneş açacak, sular çekilecek bir ay sonra. Ama orada bir çamur tabakası, bir kızıllık. Akabinde onun arasından tamam ot çıkacak ama onların çıkması, yeşermesi 3 ayı bulur. Evet. O yüzden buradaki hayvanların ciddi bir beslenmesi söz konusu. Yani sel oluyor gidiyor ama Gölyaka 3-4 ay bunun etkisinden kurtulamıyor. Vatandaşların morali nasıl? Vatandaşlar devletimizin gücünü biliyor vatandaşlarımız. Yani Türkiye'nin 6'da biri 15 milyona 13'te 15 milyon arasındaki bir bölge depremde yıkıldı. Korkunç bir deprem oldu. Yani belki de 500 senenin büyüklüğünde bir deprem oldu. Ve buradaki insanlar devletimize güvendi. Ve buradaki Gölyaka'da da tabii 23 Kasım'da bir deprem yaşadık. Ama biz depremimizi konuşamadık. Niye? Daha büyük afetler Doğu bölgemizde, Güneydoğu bölgemizde olunca. Şimdi ama vatandaşlarımız Türkiye'nin her tarafından 86 milyon insan devletimizin gücünü, kabiliyetini, kurumların çalışmasını, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki dirayetini bildiğinden dolayı evet bizim yaralarımızda devletimiz sarar, devletimiz yanımızda olur, güveni var vatandaşımızın. O yüzden bakanımızı da, valimizi de, Sayın Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir'i de, milletvekilimiz Ercan Bey'i de sağduyulu bir şekilde dinlediler, inandılar ve güvendiler. Önümüzdeki süreçte bunların bir bir faaliyete geçeceğini de görecekler. Vallahi Rasim Başkanımız toplantıdaydık. Devletimizin kurumların orada İller Bankası'nın su hatlarında çalıştığına hep birlikte oradaki toplantıda şahit olduk. Gölyaka'dan sonra bakanımız ve milletvekillerimiz o bölgeyi Gölyaka'da ben şahit oldum. Buradan Yılca'ya gidiyoruz dediler. Ama oraya kadar Çiftli'ye kadar gitmişler yol kapalı uyarısı almışlar. Bu yol kapalı uyarısından sonra oradan bakanımız geri dönmüş. Burada gitmemezlik söz konusu olmaz. Çünkü Yılca, Gölyaka biz Düzce olarak sadece bu bölge değil. Türkiye'nin her yerine giden, gece gündüz giden bakanlarımız, vekillerimiz Yılca'ya da gidebilir. Gitmelidir. Ama yol kapalı dendiğinden dolayı gidilmediğini biliyorum. Anladım. O zaman vekiller de o da yüzden mi ziyaret edemedi evet. oluyor. O etapta yol açıldıktan sonra vekillerimiz gelir, ertesi gün gider. Çünkü yol önemli. Yani yol evet. açık değilse, tehlike arz ediyorsa, biz de geçemedik selde köprülerden korktuk anında çöker eder, çok tehlike arz ediyor diye. Gidemediğimiz bizim de köylerimiz oluyor bazen. Ama en azından telefonla en azından gönlü alınabilir. Evet. Onu söyleyelim. Sizin bir de örnek bir projeniz vardı ki bu projeyle yani Gölyaka'da kiraladığınız atıl bir tarlada çok güzel mısır evet. ekimi yapıyordunuz. Ve bundan elde ettiğiniz gelirle de çocuklarımıza park futbol sahası yapıyordunuz ki biliyoruz ki o da sular altında kaldı. Evet. Onun hakkında da biraz konuşalım. Vallahi şöyle söyleyeyim. 4. sene mısır ektik. Geçen sene 80 dönümü sele gitti. 2. ekimi sılaj yapmak suretiyle zararımızı kurtardık. Bu sene de 120 dönüm milli emlakın turizme tahsisli bir alanında evet. 120 dönüm alanı tikenlerden temizleyerek ekonomiye katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda belediyemizin bütçesine bir katkı sağlıyoruz. Gölyaka'da gençlerin, çocukların oyun alanları yoktu. Mahallelerde 10 tane futbol sahası, basket sahası. Ben üniversite okurken İstanbul'da Modo'da tenis kortu vardı. Ama benim ilçemde şimdi 2 tane tenis kortu var.
oyun parklarıyla birlikte, bayanların spor aletleriyle birlikte. Hatta bazen çocukları görüyorum, mutlu oluyorum. Başkanım yeter artık, çok oyun parkına çok ürün koydun diye bazen çocuklar da sevinçlerini dile getiriyorlar. Ama bu sene seni mağdur oldu. Biz de ne yapalım? Belki 2. Ekim yaparız. Belki yapmayız. Şu an süreç bir ay geçer tahminim bu suyun çekilmesi. Önce bir araziyi görür, ona göre bir karar veririz. Ama bu Mısır parasının getirisiyle hem ekonomiye bir katkı sunmak hem de ilçemizdeki insan çocuklarımızın, gençlerimizin bu futbol sahalarında, basket sahalarında, tenis kortlarında, oyun parklarında bayanların 5 bölgeye koymuş olduğumuz spor aletleri, fitness aletleriyle bu şekilde gördükçe mutlu oluyorum. Efendim selin yaşandığı ilk gün hatırlayacaksınız, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü diş tedavisi gerekçesiyle Ankara'daydı. Düzce'de değildi ve alışılanın dışında bir şey oldu. Mesela daha önceki afetlerde Belediye Başkanı Faruk Özlü yine yoktu ama Faruk Özlü ve belediye adına açıklamayı mümkün mertebe ya belediye başkan yardımcıları yapardı ya da belediye başkan vekili yapardı. Bu selde çok değişik bir şey oldu. Düzce Valisi Cevdet Atay'a belediye adına bilgilendirmeyi hatırlayacaksınız. Faruk Özlü'nün basın danışmanı yaptı. Bu bazı çevrelerce şaşkınlıkla karşılandı. Biz de şaşkınlıkla karşıladık. Hatta bunun haberini de yapıp ekranlara taşımıştık. Şimdi bugün Faruk Özlü Düzce'de küçük sanayi sitesinde en çok etkilenen bölgelerden biri olan küçük sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu ve esnaflara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. D100 Karayolu Mergiç ve Çerkeztaş Köprü mevkilerinde yaklaşık 250 dönüm arazi üzerine kurulu Düzce Sanayi Sitesi, kente 2 gün boyunca süren şiddetli yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu suya gömülmüştü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, özellikle müşterinin araçlarını ve malzemelerini güvenli alana çıkarmaya çalışırken, suyun tahliyesi noktasında Düzce Belediyesi'nden gereken desteği göremediklerini savunarak, kendi imkanlarıyla mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını aktarmıştı. Önce habere yaptıkları açıklamada, Düzce Belediyesi'nden talep ettikleri vidanjör için köylerdeki çalışmalara destek veriliyor, yanıtını aldıklarını belirten sanayi esnafı, her yaşta su baskınlarına maruz kalmaktan bıktıklarını dile getirmişti. İman olarak zaten Melen'in kenarına böyle bir tesis yapması başlı başına bir sıkıntı. Daha önce de aynı sıkıntı yaşadığında her seferinde dile getirdik. Dedi ki buranın fotosunu biraz daha yükseltelim. Kota yükseldikten sonra zaten bu su buraya gelmez. İkincisi bu tarafın, Melen tarafını daha çok böyle genişletilmesi gerekiyor. Tabii az geliyor, metreye kadar gelmiyor. Köprünün altı biraz daha alçak yükseltilmesi gerekebiliyor. Ve tesis yaptıklarında, arka tarafta tesis yaptıklarında açık bir yer bırakmışlar büyük bir ihtimal. Tabii biz burada belediye yetkililerini ya da onu bunu kötülemek için değil, biz çözüm arıyoruz her zaman. Biz devletçi adamız. Orayı kapatmış olsalardı büyük bir ihtimalle oradaki su buraya taşkın olarak gelmeyecek. Ya defalarca biz zaten her suyu çektiğimizde en basiti şu ak geçidini oraya ben defalarca çektim, kendi sosyal medyamda paylaştım. Arka tarafta bulunan caminin olduğu taraf zaten her seferinde yani çok büyük bir yağmur yağmasına gerek yok. Az bir şey yağmur yağdığında bile bu suyla karşı karşıya geldik biz. Yani bunu her mecrada, her bütün kulvarlarda, bütün herkes, insanlar burada, yani sanayi esnafı aslında paylaştı bunu. Yani bunun aslında habercisi buradan geliyor. Bunun gelmesine rağmen ana hiç buna bu altyapı çözümü yapılmadı. Yani bizi işte atıyorum kooperatif adı altında bıraktılar. Zaten kooperatiflikleriyle bıraktı bizi. Belediyede kooperatifin deyip kimse bize sahip çıkmadı. Sahipsiz kaldı. İşin açıkçası. Sanayi esnafından arkadaşlarımız aradı. Hatta belediyenin kendi işini yaptığımız ustalarımız bile vardı. Onları da aradılar ama tabii ki bu tarafta köylerde daha çok afet olduğundan dolayı yoğunluğu oraya verdiklerini söylüyorlar. Destek söylediklerini hatırlamıyorum ama yani buraya en azından iki tane motor atılabilirdi yani. Esnafın serzenişine kayıtsız kalmayan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, taşkından en çok etkilenen noktalardan biri olan küçük sanayi sitesine giderek burada esnafla bir araya geldi. Belediyeden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, yağmurun etkisinin azalmasıyla birlikte özellikle küçük sanayi sitesinde yaşanan su baskınlarına müdahale etmek amacıyla Düzce Belediyesi ekiplerinin tüm araç ve personelle birlikte sahaya çıktığı vurgulandı. Açıklamada, aralıksız yürütülen çalışmalar kapsamında alanın su ve çamurdan temizlenmesi için uğraş veren ekipleri, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü de yalnız bırakmadı.
Sanayide dükkanı bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Özlü, geçmiş olsun dileklerini ileterek esnafların belediyeden beklentilerini de can kulağıyla dinleyerek kurmaylarına gerekli talimatları verdi. Başkan Özlü'ye AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti. İfadelerine yer verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özlü, küçük sanayi sitesinde en kısa sürede suların çekilmesi ve temizliğin bitirilmesi için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirterek, Düzce Belediyesi bütün ekipleriyle küçük sanayi sitesindedir. Temizlik, su ve kanalizasyon, fen işleriyle destek hizmetler müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz buradaki esnafımızın su basan iş yerlerini ve ana caddelerin temizliğini yapıyor. Bir ya da iki gün içinde bu işi bitireceğiz. Bütün ekiplerimiz burada. Esnafımızı ziyaret ettik. Dertlerini dinledik. İnşallah bir iki gün içinde burası normalleşecek, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Düzce'de hafta sonu meydana gelen sele ilişkin bir değerlendirme yaptı. Yapılan değerlendirme neticesinde bakanlık olarak ilk etapta kullanılmak üzere Düzce'ye 2 milyon TL kaynak aktardıklarını vurguladı. Bununla beraber selden etkilenen aile başına 5'er bin liraya kadar destek verileceğinin sözünü verdi. Düzce'de hafta sonu meydana gelen sel afetinde birçok bölge sular altında kalırken suların çekilmesiyle birlikte bilançonun boyutu da netleşmeye başladı. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktarıldığını kaydederek, hasar tespitler netleştikçe yapılacak desteklerin de devam edeceğini kaydetti. Göktaş, Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Düzce'de 9 Temmuz'da yaşanan selden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirtti. İlk tespitlere göre 13 mahalle ve 23 köydeki 400'ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini vurgulayan Göktaş, hasar tespit çalışmaları devam ederken afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için hane başına 5.000 liraya kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardık, ifadelerini kullandı. Efendim şimdi de bir köye götüreceğiz sizleri, Fındıklı Aksu. Bu selden en çok etkilenen köylerin başında geliyor. Hem dere yatağında olması nedeniyle hem de baraj sularının bozuk olan kapaklarının kırılması sonucu bir anda Hasanlar Barajı'ndan akan suyun tahrip ettiği bir köy. Köyde 4 ev yıkıldı, 11 ev kullanılamaz hale geldi. Düzce Valiliği'nin uyarıları ve hızlı aksiyonu sayesinde can kaybı yaşanmadı ama ciddi anlamda maddi bir hasar meydana geldi. Hem köy muhtarıyla hem de köyde yaşayan bir vatandaşla röportaj yapıldı. Hem köyün durumunu hem de o vatandaşların görüşlerini aktarıyoruz. Merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Aksu Deresi'nin geçtiği 80 haneli Fındıklı Aksu Köyü'nde il genelinde yaklaşık 3 gün etkili olan kuvvetli yağışın yol açtığı selde 4 ev yıkıldı, 11 ev kullanılamaz hale geldi, 2 köprü yıkıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları, Düzce Valiliği koordinasında AFAD'ın dere yatağındaki evlerde yaşayanların erken tahliye kararıyla güvenli bölgelere sevk edilmesi can kaybı yaşanmasını önledi. Köyün muhtarı Zekeriya Beyaz, çok büyük afet yaşamalarına rağmen erken tahliye kararıyla köyde can kaybının engellendiğini söyledi. Selin köyde büyük oranla hasara yol açtığını vurgulayan Beyaz şöyle konuştu. Çok büyük bir afet yaşadık. Görülmemiş bir afet desem daha iyi olur. Zaten bütün kurumlar bize afattan önce bütün bilgileri vermişlerdi. Biz de köyümüze bütün vatandaşlara anonsumuzu yaptık. Bu afetin olacağını, çünkü şiddetli yağış geleceğini söylemişlerdi. Bu bilgileri vatandaşlarımıza aktardık. İçeride bulunan, köyümüzde bulunan yaşlı insanlar, hastalığı olan insanları tahliye ettik. Geriye kalan gençlerimiz kaldı. Onlarla ilgili de bir ortam oluşturduk. Bir merkez oluşturduk. Tabii 3 gün önce o gece saatlerinden itibaren şiddetini arttırınca olayın vahiyetini daha iyi görmeye başladık. Ondan sonra her şey koptu. Yaklaşık 15 tane ev zarar gördü. 2 tane ana köprümüz yıkıldı. Dere içimiz
toplam 4,5 kilometrelik bir ağımız var. Bu ağ tamamen doldu. Malzemeyle, molozlarla tamamen doldu. Dereyle yol, artık arazi komple eşleşti. Çok büyük bir tahribat yaptı. Ana yollarımız gitti. Merkez yollarımız gitti. Telefonlarımız gitti. Elektriklerimiz gitti. Ancak bugün 3. gün özel idaresinden tutun. Bütün kurumlar artık gelmeye başladılar. Bütün eksiklerimizi geçici de olsa, bypass da olsa yapmaya başladık. Bir şekilde vatandaşın ihtiyaçlarını gidermeye başladık. Umarım iyi bir sonuçla karşılaşırız. Tabii bu hasarları, yaralımızı sarmak hemen kolay değil. Bedenen sarmamız zor. Fiziken sarsak da bu zor bir şey. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin. Vekillerimiz de geldiler. Onlar da gereken talimatları bütün kurumlara verdiler. Bu çalışmanın en hızlı bir şekilde yapılacağını söylediler. Köy sakinlerinden 54 yaşındaki Fatma Efiloğlu, bağ, bahçe, fındık işleri ve arıcılıkla uğraştıklarını, selde ağır hasar gören evlerini yazlık olarak kullandıklarını belirtti. Oğluyla bölgede bulunduğunu anlatan Efiloğlu şu ifadeleri kullandı. Yaz geldiğinde buraya, burada yaşıyoruz. Arılarımız var. Yazın burada mısır, tarla, bağ, bahçe ekiyoruz. Fındığımız var. Yazın buraya çalışmaya geliyor. Yazlık kullanıyoruz burayı. Kışın da sonbahar geldiğinde aşağı Muncul evimiz var. Oraya gidiyoruz. Çalışıyor, okulu var. Oraya gidiyoruz. Burada yazın kullanıyoruz. Aralarımız var. Çok sel zaten saniyelik böyle. Önce kaynımın ahırını aldı. Sonra evi aldı. İşte ramu aldı. Sonra benim evime de aldı. Biz buradan kaçtık. Koşunca kaçtık. Yukarılara kaçtık. Ödümüz patladı. Çok korktuk. Aşırı korktuk böyle. Bizim burası yazlık kullandığımızda. Yazlık kullanıyoruz burayı biz. Her şeyim düzülü içeride. Her şeyim var. Ama içeri girmeye korkuyorum. Bir tane mısır tarlam gitti. Her şeyim, bağım, bahçem, her şeyimi ekmiştim, her şeyimi. Arılarımız ormanda rehin kaldı. Ormanın yolları kesildi. Zararımızı görmeye geldiler. Allah, yollarımız yeni açıldı. Geldiler, gördüler. Allah razı olsun inşallah. Karşılaşır, bizi bir şey yaparlar diye. Karşılamayız zararımızı inşallah. Efendim, selin tahribatı elbette büyük. Tabii ki bu sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu konuyla alakalı Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Selin taşıdığı mikropların salgın hastalıklara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Bununla beraber çeşmelerden su aksa bile oradan içmek için kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi. Düzce'de yaşanan sel felaketi salgın hastalıklarında önünü açtı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan sel felaketi nedeniyle kanalizasyon ve diğer atık suların içme suyu şebekelerine karışabileceğine dikkat çekerek Düzceli vatandaşlara gerekli tedbirleri almadan çeşme sularının kullanılmaması gerektiğini önerdi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında aşırı yağışlar sonrası hastalıkların önlenmesine dikkat edilmesi gereken hususlar ilimizde ve bölgemizde mevsim değişimlerinde sel ve su taşkınları ile karşılaşabilmektedir. Sel suları ve su taşkınlarının etkisiyle içme ve kullanma suyu şebekesiyle kanalizasyon sistemlerinde arızalar meydana gelebilmekte, yağmurlar nedeniyle de çevresel kirlilik yüzeysel su kaynaklarına taşınabilmekte ve yeterli koruma önlemi alınmayan kaynak, kaptaj ve keson kuyuların kirlenebilmesi söz konusu olabilmektedir. Toplum sağlığının korunması, sel ve benzeri olağanüstü hallerde su kesintilerinin herhangi bir sağlık sorununa yol açmaması ve salgınların yaşanmaması için vatandaşlarımızca alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Su kesintisi yaşanması veya temiz suya erişimin mümkün olmaması durumlarında, kesinti sonrasında şebeke suyu içme amaçlı olarak kullanılacaksa, su berraklaşıncaya kadar 3-5 dakika akıtılmalı ve tercihen kaynatılıp soğutularak kullanılmalıdır. Temiz gıda ve su tüketilmesi, kaynağı belli olmayan veya kirlendiğinde şüphelenilen suların kullanılmaması gerekmektedir. Mahalle aralarında kontrolsüz çeşme, kuyu, tanker, bidon gibi kaynaklardan içme suyu temin edilmemelidir.
Evlerde ihtiyaç fazlası su depolanmaması, depolanan veya saklanan suların ağzı kapalı temiz kaplarda ve güneş görmeyen serin yerde muhafaza edilmesi, suların gelmesi durumunda bile öncelikle depolanmış suların tüketilmesi, geniş kapaklı musluklu bidonların tercih edilmesi gerekir ve temizliği sürekli kontrol edilmelidir. Bina ve konutlarda kullanılan su depolarından temizliği yapılmamış olanlar hemen, daha sonra da belirli periyotlarla temizlenmeli ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Su kesintisi sonrasında ve salgın durumlarında çiğ tüketilen her türlü sebze ve meyve, yıkandıktan sonra %1'lik klor solüsyonundan 1 litre suya 20-30 damla damlatılarak 30 dakika bekletilmelidir. Ambalajlı su kullanılacaksa Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olmasına dikkat edilmelidir. Açıklamaları yapıldı. Selden bahsettik, selin getirdiği sağlık sorunlarından bahsettik, mağduriyetleri yansıttı. Şimdi birazcık da Akçakoca'ya gidelim. Akçakoca'da özellikle son günlerde hatırlayacaksınız bir 10 milyon euro bir kredi çekilme mevzusu vardı. O onaylandı bir şekilde ama o çekilen 10 milyon euro ile Akçakoca'ya yatırım yapılmadığını gören Akçakoca Belediyesi meclis üyeleri Okan Yanmaz'ın o 10 milyon euroyu nereye harcadığının açıklamasını yapmadan bir kredi daha talep etmesi üzerine mecliste bir gerginlik yaşanmıştı. Hatırlayacaksınız. AK Partili meclis üyeleriyle Okan Yanmaz birbirine girecek noktaya geldi ve Okan Yanmaz AK Partili meclis üyelerinin aynı zamanda MHP'li olması hasebiyle Okan Yanmaz AK Partililerle bir ittifak durumları söz konusu olmasına rağmen AK Partili meclis üyelerinin önceki krediyi ne yaptığını açıklamadan bu krediye onay vermeyeceğiz meyanındaki tavırlarından dolayı Okan Yanmaz onların üzerine yürümüştü. Şimdi bu konuyla alakalı edinilen bilgilere göre bazı vatandaşlar, bazı araştırmacı gazeteciler, Akçakoca'daki gazeteciler ve vatandaşlar Okan Yanmaz'ın bu kredi konusundaki diretmesinin sebebinin bazı kesimlere para aktarabilmek için komisyondan dolayı bu kredi konusunda direttiğini öne sürüyor. Okan Yanmaz da bu konuyla alakalı böyle bir şeyin olmadığını iddia ederek kameralar karşısında bir açıklama yaptı. Fakat bu işin böyle olmadığını, aslında nasıl olduğunu ve Okan Yanmaz'ın burada nasıl bir kelime oyunu yaptığını ekranlarınıza taşıyoruz. 2022'nin Aralık ayında Akçakoca'ya arıtma tesisi yapacağım diyerek Dünya Bankası'ndan 12,5 milyon euroluk kredi çekilmesi için meclisten yetki alan Milliyetçi Hareket Partili Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, çekilen kredinin nereye harcandığını kamuoyuna açıklamadan belediyeyi bir kez daha döviz cinsinden borç yükü altına soktu. Sözde Akçakoca'ya kazandıracağı arıtma tesisi yatırımı için icraata geçmeden yeni kredi için kolları sıvayan Başkan Yanmaz, tepkilerin gölgesinde amacına ulaştı. AK Partili üyelerin hayır oyuna karşılık Dünya Bankası'na 10 milyon euro daha borçlanılması talebi İYİ Parti'nin desteğiyle meclisten geçince adeta yer yerinden oynadı. Başta eski yerel yöneticiler olmak üzere ilçede söz sahibi birçok kesim, Başkan Yanmaz'ın borçlanma hamlesinin arkasında her iki kredideki toplam 600 bin euroluk danışmanlık bedeli olduğuna işaret etti. Bizzat yürüttüğü araştırmalar sonucunda yeni kredinin Akçakoca'nın geleceğini olumsuz yönde etkileyecek bir borçlanma olduğunu ortaya koyan AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, Başkan Yanmaz'ı bu hamleden geri döndürmek için soluğu aldığı belediyede ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Basın mensuplarının gözü önünde kendisiyle görüşmeye gelen Sarıoğlu'nu bir yöneticiye yakışmayacak şekilde tersleyen Yanmaz'ın bu tavrı, kamuoyunda oluşan büyük tepki karşısındaki çaresizliğinin dışa vurumu olarak yorumlandı. 2022'nin Aralık ayında onaylanan 12,5 milyon euroluk krediden önce belediyenin işlettiği Abant Kahvecisi adlı mekanda düzenlediği basın toplantısında ısrarla başka kredi çekmeyeceğiz diyen Başkan Yanmaz, ayrıca danışmanlık ücreti de alınmayacağının altını çizmişti. Ancak bu söylemlerinin aksine deprem, sel ve acil imar projesi adı altında Dünya Bankası'ndan 10 milyon euro daha kredi çekilmesi için yetki isteyip bu talebi 2023 Temmuz ayı toplantısında İYİ Parti desteğiyle meclisten geçiren Yanmaz'ın her iki kredi için toplam 600 bin euro olan danışmanlık bedelini de kağıt üzerinde gösterilen firmaya ödeyeceği bilgisi edinildi. Toplumdan yükselen tepki sesleri üzerine belediyedeki makamını da kameranın karşısına geçerek bir açıklamada bulunan Yanmaz. Sevgili Akçakocalı hemşerilerim, Temmuz'un 6'sında yapılan meclis toplantımızda Akçakoca'nın bir arıtma tesisiyle ilgili olan kredi anlaşması meclisimiz tarafından onaylanmıştır. Fakat edindiğimiz bilgiler neticesinde piyasada bazı siyasi ihtirası olan arkadaşlar bu kredi için
Akçakoca Belediyesi tarafından bir danışmanlık ücreti verildiğini iddia etmişler. Bizler de hakikatin böyle olmadığını, Akçakoca Belediyesi'nin herhangi bir şekilde danışmanlık ücreti ödemediğini, bunun da Akçakoca muhasebesinin giriş ve çıkışlarından belgeli olarak sizlere sunmak istiyoruz. Herhangi bir şekilde Akçakoca Belediyesi bununla ilgili bir danışmanlık ücreti ödememiştir. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ancak bu söylemlerin de gerçeği yansıtmadığı kısa zamanda belgelendi. Uzun süredir mali krizde olan Akçakoca Belediyesi'nin borç sarmalına sokulmasına göz yummayan ilçe başkanı Sarıoğlu, danışmanlık bedeli adı altında 600 bin euro ödenip ödenmeyeceği konusunda titiz bir araştırma yürüttü. Dünya Bankası'ndan alınan kredilere konu projelerin yürütücülüğünü yapan İller Bankası'ndaki yetkililerle irtibata geçen Sarıoğlu, danışmanlık ücreti ödeniyor mu sorusuna evet yanıtını aldı. Bu paranın neden ödendiğini sorgulandığında ise kendisine projeleri hazırlama, onaylatma, ihale süreci ve sahada işleri kontrol etme bilgisi verildi. Bunun üzerine bilgi edinme yasası kapsamında Akçakoca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne her iki kredi için ayrı ayrı yazılar yazarak danışman firmanın ismi ve söz konusu firmaya ödenen rakamla ilgili bilgiler isteyen Sarıoğlu, KDV'lerle birlikte toplam 30 milyon euro gibi ciddi rakama ulaşan iki krediden varsa ne mal alınanları ortaya çıkarmakta kararlı. Başkan Yanmaz'ın ödemedik diyerek laf cambazlığı yaptığı danışmanlık bedelinin ödeneceği gerçeğini ortaya koyan AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu'nun konuyla ilgili çevresine Akçakoca Belediyesi'nden cevap istiyoruz, bize hikaye anlatmasınlar, gerçeği anlatsınlar dediği öğrenildi. Tem Otoyolu'nun Düzce geçişinde Hasan A idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Allah'a şükür can kaybı yaşanmadı. Maddi bir hasar meydana geldi. Tır sürücüsü de hafif yaralı olarak tedavi altına alındı. Olay Düzce Kaynaşlı Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan deprem bölgesi Adıyaman'a tekstil malzemesi taşıyan Hasan A idaresindeki 02ABB232 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yan yattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken tırı kaldırmak için çalışma başlatıldı. Böylelikle biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Düzce'nin ve bölgenin gündemini sizlere aktarmak üzere huzurlarınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar.